Merhaba arkadaşlar. Nur Gülüntü ve İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, elimde şöyle tek renk, mürdüm rengi tülbentim var ve tülbentimle birebir aynı renkte 25 numara olan mürdüm rengi ipim ve 21 numarada tığımla işlemiş olduğum bir model Evet gördüğünüz bunlar hürrem boncuk hürrem boncuklara çok güzel bir model hazırlayacağız şöyle ışıl ışıl parıltılı bir model olacak hazırlamış olduğum modelim de şu şekilde oldu şöyle türbentimizin kenar tığlama işlemlerini bu şekilde hazırlıyoruz. Youtube'un arama kısmına 696 Nurgül'ün tığ ve iğne yazdığınız takdirde tüm püf noktalarıyla tülbent kenar tığlama işlemi karşınıza çıkacak. Evet şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın ipimizi şöyle tığımıza tutturduk ve bir defa tığımı doladım. Hemen boş tığ battıya giriyorum. 2 2 alarak bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4 zincir. Buraya bir tane kirpikli trabzan. Evet, ilk başlarken bu şekilde başlıyoruz. Üç tane kirpikli trabzanı yaptık. Hemen bir zincir çekiyorum, şöyle iki iki alarak bir tane boş trabzan yapıp üzerine bir tane zincir çekiyorum. Bu hürrem boncumuzun şöyle ters tarafından. Bakın herhangi ilk olduğu için herhangi iki boncuk arasına sık iğne ile sabitliyorum ve sık iğnenin üzerine bir tane zincir çekip şöyle parmağımla sağ tarafı yatırıyorum bir defa tığımı doladım yuvanın içine giriyorum 2 ve 2 olarak trabzan yaptım bakın ve bir zincir bir defa tığımı doladım yuvanın içine giriyorum 2 ve 2 4 zincir Şöyle bir tane kirpikli trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Ve 2 2 olarak bu şekilde bir tane trabzan yaptım. 12 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şöyle 1 2 3 3 sağda 3 de solda olacak şekilde tam orta kısmında 12 zincirimi buraya kapatıyorum. Şöyle üzerine de bir zincirimi çektim. Döndüm. Hemen sık iğne ile buraya sabitliyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirimi çektim. Buraya bir kirpik oluşturdum. Şöyle bir sık iğne. 3 zincir. Bir sık iğne 3 zincir. Bir sık iğne 3 zincir. Bir sık iğne 3 zincir. Kapattım. Bak. Bu şekilde 5 tane oldu. Toplamda 7 tane aynı işlemi yapıyoruz. Yine bir sık iğne. 3 zincir 6 oldu. 1 sık iğne. Bakın bu 12 zincirli yuvaya bu üçer zincirden 7 tane yapıyoruz. 3 zincir kapattım bu şekilde. Şimdi bakın daha önce çıkarmıştım modelimi de bu şekilde. Aynısı sizler için 7 tane kirpikli yaptık. Şimdi buraya bir tane daha sık iğne yapıp yine hemen bir defa tığı doladım yine üç tane kirpikli trabzan yapacağım Bak 1 2 3 4 zincir kapattım arasına bir zincir bir defa doladım ve sıradaki bu yuvanın içine 22 iki, iki alarak trabzan yapıyorum 4 zincir bir zincirimi çekiyorum ara mesafesi olarak şöyle 2 ve 2 4 zincir buraya trabzana kapattım şöyle bir zincir toplamda arkadaşlar 3 tane olacak bakın 3 tane yine yaptık ve boş bir bu şekilde trabzan yaptım dibine bir zincir şöyle iki tane incinin arasından girip buraya sık iğne ile sabitledim dibine bir tane zincir aynı işlem şöyle kapatıyorum Tırabzana bir zincirimi kapattım araya bir zincir bir defa doladım şöyle 2 ve 2 Bakın bu trabzanı sabitlemeyi içine bir zincirinizi unutmayın arkadaşlar. Demin bu şekilde yapmadıysam ama bu şekilde olacak. Şimdi hatırlayamadım. Nasıl sabitlediğimi ama bu şekilde muhakkak trabzanın içine boncuğunuzu sabitleyin. Şimdi bir zinciri çekiyorum ve boş olan tığ battıya bir tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 3 tane kirpikli trabzan. Bir tane trabzanın içine de boncuk sabitleme. Araya bir tane kirpikli trabzan ve bir tane de boş trabzan yapıp şimdi 12 tane zincirle e, ay şekli oluşturacağız. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 zincirimi çekiyorum yine. Bakın burada 6 tane böyle minik minik tepecikler var. 1, 2, 3, Şöyle tam ortasından girip 12 zincirimi buraya sabitleyip şöyle tepesine de bir tane zincir çekip çevirdim. Hemen sık iğne ile buraya girdim. 3 zincir. Yanına bir sık iğne 3 zincir. Şöyle tekrar bir sık iğne 3 zincir. 7 tane bu şekilde üçer zincirden buraya kirpik yapacağız 3 oldu bir sık iğne 3 zincir şöyle 4 oldu bir sık iğne 3 zincir 5 oldu bir sık iğne Bismillah. 3 zincir 6 oldu bir sık iğne 3 zincir Bakın, bu şekilde ay şeklini verdik kenarına 7 tane kirpiği böyle boncuğumuzun kenarında ay gibi durdurduk Evet şimdi arkadaşlar şöyle trabzan seviyesine de inebilirsiniz araya bir tane zincir çekiyorum ve boş olan tığ battıya 2 2 tığ battılarım da o kadar küçük olmuş ki arkadaşlar çok minik olmuş 4 zincirimi çektim kapattım arasına bir zincir mesafe yine 3 tane bu şekilde kirpikli trabzan yapacağız şöyle 2 ve 2 4 zincir buraya kapattım bir zincir ara mesafesi bir defa doladım. Şöyle 2 ve 2. 3. zincirim. Şöyle kapattım. Bir zincir bir defa doladım. Hemen boş olan tığ battığının içine bir tane tırabzan. Sonra bir zincir bu. Oh. Bakın arkadaşlar bunlar sağlam çıkmıyor. Sağlamlarını seçerek şöyle en sağlamlarından yapmaya çalışın. Evet, iki tane böyle boncuğun arasına sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincirle şöyle sol sağ tarafa sol elimle ittirdim. Şöyle bir sık iğne yapıp tutturdum. Bu şekilde boncuğumuzu tutturduk. Bir zincir bir defa doladım. Şimdi bir tane böyle kirpikli trabzan ara mesafesi veriyoruz. 4 zincirimi çekip yine bir tane boş yapacağım zincir çekmek için 2 ve 2 Evet şöyle bir bakayım 3 tane bu şekilde boş bir tane de böyle boş trabzanın üstüne boncuğu tutturduk bir tane de kirpikli trabzan arası verdik şimdi zincir çekeceğiz arkadaşlar şöyle bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 zincirimi çektim hemen 1 2 3 tam ortasına sık iğne ile sabitleyip bir zincirle düz yüzüne dönüyorum şöyle sık iğne ile sabitledim bir sık iğne 3 zincir işlemine başlıyoruz bu şekilde 3 zincirimi çektim bu birinci kirpiğim Hemen bir sık iğne, üç zincir. Bu iki, bir sık iğne, üç zincir. Bu üç, bir sık iğne, üç zincir. Şöyle dört oldu. Bir sık iğne, üç zincir. Bir sık iğne, 3 tane zincir toplamda 1 2 3 4 5 6 oldu şöyle sık iğne işlemini yapıp 3 zincirimizi çekiyoruz kapattım burayı şimdi şöyle sık iğne seviyesine ulaşmak için trabzanın arasına da giriyorum arasına bir zincir çekiyorum şöyle 2 ve 2 alarak trabzan yaptım. Bakın trabzan seviyesini inmeyebilirsiniz. Sıkı yuvanı yuvada da yapabilirsiniz. Eğer kısa gözüküyorsa gözünüze. Evet şimdi 3 tane kirpikli trabzan yapıp ara mesafesini vereceğiz. Şöyle 2 ve 2. Kapatıyorum. Araya bir zincir bir defa dolayıp şöyle boş tığ battı 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen bir zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine girdim. 2, 2 alarak bir trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar boncuk alıp sabitleyeceğiz bu 3 trabzandan sonra. Şimdi Evet arkadaşlar modelimizi tamamladık bu şekilde. Çok hoş ve yapılışı da bir o kadar kolay güzel bir model hazırladım sizler için evet. şöyle yakın plan tutayım modelimi yapılışı da gösterdiğim gibi çok kolay Evet arkadaşlar şöyle bir de sallantılı haline bakayım modelimiz bu şekilde yapılışı da gayet kolay bir model oldu şöyle hemen hazır tığlanmış tülbentiniz varsa başlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Allah emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.